fotoğraf makinesinin gücünü gazeteye yansıtan ilk bu işin öncülerindendi. Bugünün gazeteciliğinde de çok önder bir kişi olduğunu düşünüyorum. Olayların içine atlar, olayla bütünleşir, olayın ruhunu kavrar, basar denir. Bir öğretmendi. Hakikaten elimizden tutup bizi yapmamız veya yapmamız gereken şeylerde uyaran bir öğretmendi. Delikanlı, mert, özü sözü doğru bir abimizdir. Sert karakterlidir ama çok yumuşak kalplidir. Çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir baba. Sevdikleri için canını verecek kadar fedakar bir adamdır. O herkesin babasıdır. O herkesin babası olmuştur. Konuksever, bize çok yakın, candan bir arkadaşımızdı. Ergin Konuksever deyince herkesin aklına gözünü budaktan sakınmayan kahraman bir gazeteci gelir. Ben babamın görevi sırasında Samsun'da doğmuşum ama İstanbul'da büyüdüm. Samsun'u hiç bilmem. İstanbul'un da Kurtuluş semtinde büyüdüm. Bütün gençliğim, delikanlılık devrim orada geçmiştir. O semtte bulunan Rum arkadaşlar, Ermeni arkadaşlar, Türk arkadaşlar hepimiz bir arada büyüdük diyebilirim. Beraber top oynadık. Beraber bostanlara gittik, erik çaldık, incir çaldık. Her şeyi bir arada beraberce yaptık. Çocukluk devrimiz Kurtuluş'ta neşeyle, muhabbetle geçmiştir. İlkokulu da Kurtuluş'ta 49. ilkokulda okudum. Şişli Terakki Lisesi'ne kaydoldum ortaokulda. Hayatımın en tatlı yılları, öğrenciliğimin en tatlı yılları o okulda geçti. Güzel yıllardı. İstanbul'un çok güzel olduğu yıllardı. İstanbul böyle birbirinin üstüne yığılmamıştı. Herkesin birbirine sevgisi, nezaketi olduğu yıllarda diyebilirim. Ama şimdi bunların hiçbirinden eser yok. O büyüdüğüm Kurtuluş'a gittiğim zaman hiçbir eski anıdan kalmış bir yer göremiyorum. Her yer taş yığınına döndürülmüş. O bostanlar, o bahçeler hiçbiri yok. O top sahalarının hiçbiri yok. Bir tek Feriköy mezarı duruyor yerli yerinde. Eskiden yani bizim okul çağlarında olduğumuz yıllarda öğrenci tramvayları vardı. O tramvay Taksim'e kadar giderdi. Aşağı yukarı 66 yıl falan geçmişe gidiyor olay. Ergin abi kısa pantolonla geçtiği Taksim'den 70 yaşında, 70'li yaşlarında tekrar orada bir meydanda koca bir ömür gelmiş geçmiş. Daha sonraki yıllarda Taksim meydanında görev yapmaya başladık. Ne görev mi? Gazetecilik görevi. Taksim meydanı Türkiye'deki bütün önemli olaylara şahit olan yerlerden bir tanesiydi. O meydandaki bütün olayları yaşamış. Hatta orada Ergin abinin güzel bir esprisi vardı. Bütün yoklamalarda var çıkarım. Oradayım. Hiç yokluğum hissedilmez Taksim meydanında demişti. Doğrudur. Yani düşünün işte o 6. filo olayları Taksim'den başlıyor. Oradan aşağı iniyorlar. Ondan sonrası Kanlı Pazar gene Taksim'de. 1 Mayıs beraberdik yine Taksim'de. ...1950'de yapılan seçimlerle birlikte Adnan Menderes yeni bir politikayla Türk Silahlı Kuvvetleri Kore'ye gönderildi. Amerikan ordusuna yardımcı olarak yollandı. Bir Tugay asker gitti. İki yıl
orada savaştıktan sonra verdiği 750 şehitle karşılık Türk ordusu 1952'de NATO'ya alınmış oldu. Yani korkak bir politika, ürkek bir politika sonunda Amerika'nın... Bu ülkede bir meclis bir kararı bile olmadan bir Kore'ye asker gönderilebildi. Bu arada da Türkiye'de 110 tane Amerikan üssü kurulmuş oldu. Ama NATO'ya girmeden en önemli silahlardan birisi başlangıçtan beri antikomünizm silahıydı. Bu antikomünizmin bir işareti olmak üzere hem Kore Savaşı'na girildi ama o arada da 51 tevkifatı diye işte komünistlerin, TKP'lilerin, Türkiye Komünist Partililerin tutuklaması vardır. Kore'de gidince Türk ordusunda bir takım değişiklikler oldu. Amerikalılar yaptılar. Mesela en başta üniformalar değiştirildi. Silahlar, askerdeki silahlar değişti. Her şey değişti yani. Bunun yanında eğitim de değişti. Halen Amerikan ordusunda yapılan eğitimler şimdi bizim orduda. Amerikan ordusu eğitimini görüyor askerlerimiz. Subaylarımız Amerika'ya kursa gidiyorlar. Okullarda falan Amerikan yardımı, süt tozu, Amerikan peyniri, havuçlu peynir falan dağıtılmaya başladı. Beslenme saatleri icat edildi. İkinci Dünya Harbi de yeni bitmiş. Amerika zafer ordusu olarak Türkiye'de biliniyor. Bir özenti doğmuştu hem asker olarak hem şey olarak. Amerikan sigarası çok önemli bir şeydi. Viski önemli bir şeydi, viski içmek. Viski içmek. Partiler vermek, gençler arasında partiler düzenlenmeye başlandı, eğlenceler bilmem ne. Bunlar hep Amerikan rüyasıyla Türkiye'ye gelen şeyler oldu yani. Hazırlık şerbetleri yavaş yavaş Türkiye'nin içine girildi. Atatürk'ün Selanik'teki hemen bir bomba konma olayı bütün tansiyonu tam zaten üst noktasındaydı. Patlattı. İstanbul diğer yerinden oynadı. Azınlıklara, bilhassa Rumlara ait evler, dükkanlar, her yer. Bana tabii bir hayli de Türk'ün de evi, dükkanı da taşlandı, yakıldı, yıkıldı. Mahkemeler oldu. Sıkı yönetimi ilan edildi. Öğrendik ki Atatürk'ün Selanik'teki evine bombayı Demokrat Parti iktidarı Adnan Menderes koydurtmuş. Bir MİT görevlisine bu bombayı koydurtmuş. Türkiye'deki tansiyonu yükseltmek için bombayı koymuş. Çıktı, yargılandılar. Orhan Veli'nin kardeşi Adnan Veli. Onlar sık sık bizim eve geri giderlerdi. Babamla da sohbet ederlerdi falan. Sen dedi yarın dedi gazeteye gel dedi. Orhan abinin ölüm yıldönümü dedi Orhan Bey için. Onun için bir tören yapılacak dedi Atlas sinemasında. Senden beraber gidelim dedi. Olur dedim. İşte oraya gittik beraber. Dönüşte dedi ki bugün dedi gittik gördüklerini sen yaz bakalım dedi. Sen yaz da gazeteye dedi koyalım dedi. Sen de böylece gazeteye girmiş ol dedi. Biz ona yazdık. Böylece gazeteye girmiş olduk. Mesleğine gönülden sevdalı olduğunu biliyorum. Çok bu iş için doğmuş bir adam. Yani doğru iş seçmiş kendini. Cağaloğlu'nda yürüyoruz. Eski Hürriyet Gazetesi'nin önünden geçerken böyle omzunda çanta, uzun boylu, böyle lacivert bir parka vardı. Bir adam geçiyordu yanımızdan. Cevdet döndü dedi ki, bak dedi bu dedi Ergin konuksever dedi. Şükran Soner. Çok yakın olan bir de Ergin Korksever, bizim gençlik hareketlerinin içerisinde, her olayın içerisinde bizimle aynı zorlukları yaşayan çok sevdiğimiz insanlar da gerçekten onların yürekleri de bizimle beraberdi. Gazeteciliği çok iyi bilen birisidir. Emeğini, ekmeğini paylaşmaktan çekinmedi. Hiçbir zaman çekinmedi ve bunları etrafındaki yeni yetişenlere, yeni gazetecilere hepsini aktarmayı bildi. Ve gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla da o abilerimiz, o ablalarımız şimdi Türkiye'nin şartlarında önemli gazeteciler olarak yer almaktalar.
Ergin abiyle iş arkadaşı olduk. Olaylara gittik birlikte, haber izledik. Onun ötesinde kız istemeye gittik birlikte. Ve müthiş bir beraberliğimiz oldu. 40 yıl çok iç içe yaşadık. Dürüstlük timsalidir yani hakikaten. Onurlu bir adam nasıl olur? Hele onun piyasasında, işte gazetecilerin dünyasında bir adam nasıl dik sürürün herhalde en iyi örneğidir. Haksızlığa asla gelemez, onu söyleyeyim size. Şu anda bile Ergin abi bir haksızlık bulduğunda tıpkı gerçeğini yaptığı gibi, kim olduğu hiç önemli değil, gazetenin patronu mu, genel müdürü mü hiç bakmaz, haklıyı ayırır, haksızı da cevabını verirdi. Eskiden foto muhabiri, muhabir ikili çalışılırdı, ekip halinde. Gazetelerde foto muhabirlerine bile fotoğrafçı derlerdi. Küçümsemek için söylemiyorum. Ne yaptığını gazetede çıktıktan sonra öğrenen insanlar da fotoğrafçılar. Sistem de böyle kurulmuş. Ama bunu yıkan Ergin abi oldu. Ergin abi foto muhabiriydi. Konuyu kendi bulur, ilişkileri kendi kurar, o ilişkileri pekiştirir ve en önemlisi güven verirdi. Kendi gittiği işe tek başına. Ben bir yalnız kovboyum edasıyla işlere tek başına gelip haberini de kendisi yazıp fotoğrafı da kendisi çekerek başladı ve tek başına olayları izleyen ve 68 kuşağını da en iyi izleyen isimlerden biri olarak ünlü oldu. Savaş gazeteciliğinde ünlü oldu. Ama yazıları da kendi yazdığı için farklı bir ağırlığı ve farklı bir etkisi oldu. O yüzden Türkiye'de foto muhabirliğinde, gazetecilikte bir ekol diyebilirim. Benim jenerasyonumdan pek çok gazetecinin Ergin Konuksever sayesinde gazeteciliğe başladım. O benim işte idolüm demesi de benim için ayrıca bir mutluluk. Suvari Okulu vardı. Benim askerliğimin bölümü o Suvari Okulu'na geçti. Benden sonra dedim Suvari Okulu kapandı. Okulu kapattık dedim. Ondan sonra Suvari Subayı gelmedi bizden sonra dedim. Onun için son Suvari benim. Diplomalı dedim. Şapkam bile vardır son Suvari diye. Fakat askerden sonra da atlarla olan ilişkimiz hep devam etti. Çünkü benim arkadaşlarımın büyük çoğunluğu askeri milli binicilik takımında, burada Ayaz Ağa'daydı eski Suvari Okulu o zaman. Atlı yarışmalar grubu olmuştu artık Suvari Birlikleri ilave olunca. Gece gündüz beraberdik. Her zaman beraber at binerdik. Gezerdik. Kendi kendimize spor yapardık atla. Foto muhabiri olarak hem de gazeteci olarak çok üstün tarafları vardır ve binicilik sporunun arkasında olmuş ve hala da arkasında olan bir abimizdi. At çok mübarek bir hayvandır yani bence. Ata hayvan demek de hayvanlıktır, yanlıştır yani. Öyle bir şeydir ki insanın gözünden ne mal olduğunu anlar. Gözünden anlar sizin ne mal. Ata böyle gözüne bakıp binmeye kalkarsan atar seni, almaz üstüne katiyen. İşte Tayyip Doğan'a gözüne baktı atın. Bir de atın bakıcısına sonra kabahat oldu diyor. Atın bakıcısı ne kabahat var? Sen atın gözüne bakarak, korkarak yaklaştığın zaman at atar seni hiç yani. At enayi değil. Atar hemen. Atları çok sever. Onun için zaten bu spora meyil vermiştir. Kendisi de iyi bir biniciydi. Atlar konuşursun tabii. Konuşacaksın zaten. Bekler senden konuşmasını. Okşanmasını bekler. Ödül vermeni bekler. Ergin abiye yani binicilik minnettardır. Bugün eski gazete küpürlerine bakıyoruz da hepsinde Ergin abinin imzasını görüyoruz. Eylül seçimlerinde işte demokrasi gelecek, demokrasi gelecek, her şey hür olacak falan deniyordu. Adnan Menderes hükümeti işte Eylül'e ezici bir çoğunlukla geldiler ama polis devletinin eziciliği hiç kalkmadı. O zaman da vardı.
59'dan itibaren de artık Demokrat Parti hem ekonomik olarak büyük bir çöküntü içindedir. Türkiye ülkeyi çöküntüye sokmuştur. Hem de siyasal olarak bir bunalımın içine girdi. Ve bu süreçle beraber de özellikle gençlik hareketinden başlayarak büyük bir hoşnutsuzluk ortaya çıktı. İşte bildiğimiz 27 Mayıs'a gelirken 1960'taki 28 Nisan'da tırmanışa geçen Turan Emeksiz'in ölümü ve benzeri şeyler ortaya çıkan Ankara'da öğrenci hareketleriyle beraber bir süreç başladı. İktidarlardan hoşnut olmayan ordu içinde genç subaylar vardı. Önce bu genç subayların hoşnutsuzluğu üniversite gençliği tekrar sokaklara dökülmeye başladı. Gazetelere sansür geldi. Hapishanelere gazeteciler konuldu. Bu böyle bir süre devam edince nabız yükselmeye başladı Türkiye'de. Sonra hepsi birbiriyle toplanmaya başladı işte. Gördüğümüz, bildiğimiz meşhur 27 Mayıs hareketi oldu. Milletvekillerinin hemen hemen hepsi tutuklandılar, birkaç kişi hariç. Duruşmaları sırasında görev aldım. Hatta bir duruşmada eski İstanbul Valisi Lütfü Kırdar, Sağlık Bakanlığı falan da yapmıştı. Lütfü Kırdar orada mahkeme salonunda fenalaştı ve düştü, öldü. Onu hiç unutmam. İçişleri Bakanı Namık Gevrek intihar etti. Hasan Polat'tan sonra idam edildi. Fatun Üstü Zorlu idam edildi. Adnan Menderes idam edildi biliyorsunuz. Temmuz'da düşünün ki %61 ile anayasa kabul ediyor. Demokrat Partililerin hayır denmesi, hayırda hayır vardır denmesine rağmen. Ama Ekim'de de seçim kararı alınıyor. Ve ilk sosyalist hareket başladı. İşçi Partisi kuruldu. Seçimler yapıldı. 15 tane milletvekili çıktı İşçi Partisi'nden. Çok büyük bir olaydı esasında. Bir Türk edebiyat tarzı üredi. Bir sol-sağ olayları, işçi hakları öğrenilmeye başlandı. Bunlar da bu olaylarla geldi. Sendikalaşma olmaya başladı. Eskiden böyle şeyler yoktu. İşçinin kafasına vurulurdu, ağzındaki lokması alınırdı. Ama şimdi alamıyor kimse yani. Öyle kolay işçi hakkını vermiyor. Bazı devrimci subaylar diyeyim o güne göre. Yapılan harekatı, gidişatı sonradan beğenmediler. Beğenmemeye başladılar. Çünkü hedefler yerine ulaşmıyordu. Ulaşmamaya başlamıştı. Bir takım devrimler, bir takım reformlar yapılması isteniyordu ama hiçbiri olmayınca ordu içinde yeniden Türk Silahlı Kuvvetler Birliği diye bir grup oluştu. Bir gün bana geldiler, böyle Talat Aydemir'le yeniden bir ihtilal davetinde olacağız. Harp okulunun örgütlenmesini de bize bıraktı. Sen bizimle var mısın dedi. Ben de varım dedim. Bu hareketin içine girmiş oldum. Yedek subaylık dönemimde süvari yedek subayıydım. Süvari subaylarından zaten bu hem 27 Mayıs'ta hem de 27 Mayıs'tan sonrası da olacak olan devrimci hareketlerin içerisinde pek çok sayıda süvari subayı da vardır. Bunlardan bir tanesi de yedek subay olmama rağmen benimdi. Bana da çok güvenirlerdi. Ben de onlara çok güvenirdim. Ve hep birlikte 21 Ekim'de bir hareket yapmak üzere karar alındı. Hep 21 Ekim protokolü diye geçer. Bu protokolü imzalandı. Fakat 21 Ekim'de hareket tam yapılacakken durduruldu. O zaman Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'dı. Harekatı durdurdular. Harekatın durdurulması ordu içinde bir kırgınlık yarattı. Talat Aydemir 22 Şubat 1962 ayaklanması diyorlar, darbesi diyorlar. Bana sorarsanız bunlar bir ayaklanma ve bir darbe değil. Bir direnme hareketiydi. Gece Hava kuvvetleri buna karşı çıktığı için iki kuvvetin çatışmasını önlemek için kara kuvvetleriyle hava kuvvetlerinin
harekata son verdiler. Tutuklanan başbakan, bakanlar ve Cemal Gürsel serbest bırakıldı. İsmet Paşa Çankaya'nın kapısından çıkarken Talat şimdi kaybetti dedi. Şubat hareketi Türk ordusunun içinde ilk devrimci subayların kıyımıdır aşağı yukarı. İşte Talat Aydemir ve arkadaşları, ne kadar subay varsa onlar emekliye sevk edildi. Ordu içerisinde Aydemir grubu olarak adlandırılan bir kesim 21 Mayıs 1963'te yeni bir ihtilal girişiminde bulundu. 8 saat süren bu darbe teşebbüsünden sonra yenilerek sabah tutuklandık. Fakat yine aynı şekilde bu ihanete uğrayarak kaybettiler partiyi. İsmet İnönü Harp Okulu'ndan 1453 Harp Okulu öğrencisini attırdı. Subaylar atıldı yine ordudan. Bastırılan hareket sonunda 6 aylık bir yargılamayla Fethi Gürcan'la Talat Aydemir idam edildiler ve bu hareket böylece bitmiş oldu. Bu konularda söyleyeceğim bu kadar. Yapacak bir şey yoktu, bir şeyimiz yoktu yani, ancak gazetede haberlerini yapıyorduk, röportajlarını koyabiliyorduk. 21 Mayıs, 22 Şubat Türk ordusuna ait yazılar yazdım, çok yazdım. Ayrıca Talat Aydemir'in kendi ağzından 21 Mayıs'ı 22 Şubat'ı anlatan yazılardı bunların çoğu. Fethi Gürcan'dan şeydi, konuşmalarımız oluyordu, onları yazdım. Fethi Binbaşı, ben de tarihe İnönü'yü öldüren adam olarak geçmem dedi. Geçmek istemiyorum dedi. Ben de ona dedim ki madem öyle dedim, harekat kaybolursa şunu da bil ki Fethi abi dedim. İnönü tarihe Fethi Gürcan'ı asan adam olarak geçer dedim. Ne hikmetse o idam edilenlerin sözü ağza alınmıyor da Adnan Menderes'i neden idam edildiği daha fazla gündeme getiriliyor. Bu da siyasetin garip cilvelerinden biri olsa gerek. İkimiz de aynı mahallenin çocuklarıydık Kurtuluş'tan. Birbirimizi beğendik herhalde. Böylece evliliğe doğru adım attık. Çocuklarımız oldu. Torunlar da var, büyüdü. Atımız yok ama küçük taylarımız var işte. Herhalde bizden uyku kaptı. Kızımın kızı var şimdi. Onun babası da biraz meraklı. Kızı götürüyor, bindiriyor at. Küçükken hep anlatırdı işte süvarilikle ilgili anılarını, böyle atladığı, şimdi yasak olan yüksek engellerin resimlerini falan gösterirdi. At binmek bir tutkudur yani. Eğer alışırsa, isterse bir daha bırakamaz. Bu tutkusuyla devam eder. Benim ata binmemden çok hoşlanır. İşte hep at bibloları, onun hakkında kitaplar falan hediye eder. Böylece bir ömrü tamamlayacağız. Şimdilik 53 yıldır evliyim. Bir şikayetimiz yok, götürüyoruz. Belki 54-55'e de gideriz. Evde bütün yemekleri Ergin abi yapar ve zeytinyağlı fasulyesi çok meşhurdur. Bir de pilavı, ben bu kadar memleket dolaştım, gezdim. Ergin abinin pilavı gibi hiçbir yerde pilav yemedim. Börekleri falan
Bütün o yemekleri büyük babam yapar. Diğer bir özelliği de sofrasının herkese açık olmasıdır. Bizim için bir hazineydi. Çünkü aç kaldığımızda hakikaten cebimizi dolduran, açıkta kaldığımızda evinde barındıran, doyuran bir öğretmendi. Ondan insani çok şey öğrendik. Tam soyadına uymuş bir abimizdir. Çok misafirperverdir. Ve onun sofrasında birçok kişiyle tanışmak, onun sohbet ettiği kişilerle de tanışmış olmaktan her zaman mutluluk duymuşumdur. Biz Çömezler, ben, Savaş Ay rahmetli, Namık Koçak, Uğur Saner gibi arkadaşlarla beraber Ergin abinin evlatları olarak gece gündüz evinde, barkında, her yerde onunla beraberdik. Sert görünüşlüdür ama yüreği o kadar pamuk gibidir, o kadar kadife gibidir ki, o kadar iyi bir insandır ki, kapıdan geçene kapısını açan, sokakta gördüğünü, aç gördüğünü doyuran. Annemim sokaktan çöp kamyonu geçer, babam durdurur, adamlara köfte ekmek yapar, verir. Hani öyle bir adamdır. Kalbi pırıl pırıl, tertemiz, yardımsever, muhteşem bir adamdır. Biz onun öğrencileriydik, yoldaşlarıydık. Zaman zaman güzel eğlencelere giderdik. Gülen, paylaşan, o sevecen insan. Ama zaman zaman da hakikaten acıları da paylaşırdı bizimle beraber, özelimizle beraber. Başı darda kalmış bütün arkadaşların kurtarıcısı Ergin abi. Yani birinin hacizden canı yandıysa, ne diyeyim, buzdolabına el konduysa, o kişinin evine gider. Birlikte o hacizi uygulayan kişi bulunur ve buzdolabı iade edilirdi. Ya böyle özellikleri vardı. Bunlar konusunda zaman zaman biz kızardık da Ergin abi. Abi sen şu eforunu, bu şu güzel özelliklerini mesleğe ver de Türkiye'deki şu medya sektöründeki abuk subukluk bilsin. Ergin abinin evine gittiğimiz zaman, yani bir müzeye gitmiş kadar olursunuz. Bütün atla alakalı bütün büyük koleksiyonları vardır. Kamçı koleksiyonu vardır, baston koleksiyonu vardır, pipo koleksiyonu vardır. İşte böyle anlatacağım. Diyeceğiz ki 200 senelik bir kılıç. Böyle. Bıçaklar, kamalar, silahlar. Yani Osmanlı'da eskiye ait tabii ki. Birçok siyasi, birçok gençlik olaylarıyla alakalı arşiv vardır. Çok güzel bir 68 koleksiyonu var ondan. Bir sürü eylemlerde fotoğraflarını çekti ve tarihe yansıttı onları. Çalışmalarından, bu fotoğraflarından dolayı 5 kuruş para kazanmamıştır. Ama devrimci tarihimizin en önemli arşivi, yakın tarihimizin en önemli arşivi Ergin abi sayesinde vardır. Benim için çok değerli bir arşiv o. Türkiye tarihi için de çok değerli bir arşiv olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar koruyup kollayacağım. Ve kendi çocuklarıma Türkiye gerçeğini o arşivlerden anlatmaya çalışacağım. Arşivini evinde saklar, gözü gibi bakar. Evrakların arşivini yapar. Hem resimlerin hem malzemenin. Allah Güney ablaya kolaylık versin. Çünkü o evi daha onun dağıttığı o evi toplamak pek kolay olmasa gerek. Kendi dağınıklığı içinde bir düzeni vardır yani. Hiç el etmez hiçbir yere ve inatçıdır yani. Bir şey seviyorsa değiştirmez. Bütün gömlekleri aynıdır, bütün şapkaları. We'll be right back.
68'ler dediklerimiz zaten 60 ihtilalinin devamı yani. 62 yılından sonra yani 27 Mayıs yapıldığında 1960'lı sene hiçbir şeyin yapılamayacağını, hiçbir şeyin olmayacağı hisleri herkese geldi. Herkes anlamaya başladı ki 27 Mayıs hiçbir yere gelemeyecek. Üniversitede yeniden kımıldanmalar başladı. İşçilerin içerisinde kımıldanmalar başladı. Hareketler başladı. Bu böyle böyle 1968'e kadar gelindi. Cesur yürekler diyeyim çıktı, yetişti. Herkes cesur yürekti. Üniversitelerini her zaman kollarlar. Faşist düşünceli öğrencilerin üniversitenin içeri girmesine katıya müsaade edilmezdi. 68'li yıllarda ve sonrasında babam devrimci gençliğe çok yakın bir muhabirdi. Gençlik liderlerini, onların görüşlerini anlamaya çalıştım. Bunlarla görüşürdü. O bizim evimize gelirlerdi. Hatta saklananlar da oldu evimizde bu dönemde. Üniversite kapısında çatışmalar falan oluyordu. Ben hep o çatışmaların içerisindeydim. Solcu öğrencilerle beraber olmaya başladık. Zaten bir fikir ayrılığımız yoktu onlardan. Biz de onlar gibi. Biz yalnız onlardan daha önceki bir kuşaktık. Aynı şekilde düşünüyorduk. Ondan sonra o olayların içerisinde gece gündüz beraber olmaya başladık. Onlar bana abi olarak geldiler. Ben de onları kardeş olarak kabul ettim. Her olayda beraberdik. Bana karşı saygılıydılar. Ben de onlara karşı sevgiliydim. Yani 68 hareketinde tabii ki ben yoktum ama büyük babam sayesinde bu konu hakkında en azından temel fikirlerim oldu. Yani bize anlattığı hikayeler arasında öyle insanları zamanında fotoğraflamış ve bu bizim için önemli bir şey. Devrimci grup fotoğrafı Yediz Küçük Ömer'le beraber. Deniz'in işte ilk üniversiteye geldiği senedir o fotoğraf. Birinci sınıftaydı. Üniversitede kapının önünde. Ergin abiyle 1968 senesi Haziran'ında üniversite işgalleriyle tanıştık. O 68 kuşağının mücadelesinin hep yanında olduğu, hep bize anlattı ve bizim ona olan güvenimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Sağcılar solcu öğrencileri birkaç tanesini ateşli silahla öldürdüler. Onların ölümü daha büyük tepkilere yol açtı. Devirde güzel isimler, fotoğraflar vardır canım. Mustafa İlker Gürkan'ın üniversiteyi savunması vardır. Silahını çekmiş, üniversiteye girmek isteyen yobazları içeriye sokmuyor. Bir tabanca elinde. O vardır. O da iyi bir fotoğraftır. Severim onu. Üniversitenin kapısındaki silahlı gencin fotoğrafı bizim öldürülme endişemizi anlatan bu çok önemli bir fotoğraftır. Ergin abi bu fotoğrafı gazeteye o gencin gözlerini bantlayarak servis etmiştir. Ergin abinin gazeteciliğinde ihbarcılık yoktur. Donovaç açıkladı, demin demiş olan Amerikan 6. filosu vardı. 6. filo protesto ediliyordu. Bu protesto sırasında da gemiden izinli çıkmış Amerikalılar vardı. Onlar da gemilerine dönüyorlardı. Akşam üzeriydi. Onlar gemilerine döner giderken bir öğrenci topluluğu kapının önündeydi yani. Rıhtımın üzerindeydi. Yakaladıkları Amerikalıları denize attılar. Tabii olay çok büyüdü. Gemiden eşkampağı indirdiler. Dökülen askerleri kendileri topladılar. Gemilerine götürdüler. Gemiler alarm verdi, askerlerini dışarı bırakmadı ve çekti gitti. Artık Amerikalı askerler ondan sonra üniformalı çıkmadılar. Çıkmıyorlardı emir gereği. Sivil kıyafetlerle çıkıyorlardı şehre. Son bir protesto mitingi
düzenlendi. Sol grup tarafından düzenlendi. Dolmabahçe Rıhtım askerler tarafından yukarıda Taksim Meydanı falan da polis ekipleri, diyeyim, polis taburları, polis alayları tarafından sarılmış vaziyetteydi. Devrimci öğrenciler çeşitli yerlerden toplanıp Taksim'e doğru yürümeye başlar. Bir polisin sıralandığı yerin arka tarafında da sağcı grupların militanları yer almıştı, İmam Hatipliler. Onların hepsinin yakalarında kendilerine göre bir ay yıldızı bayrak şeyi takmışlardı. Dolmabahçe'den gelenlerin meydana girmelerine izin verildi. Açıldı o kanalın ağzı. Fakat onlar içeriye girdikten sonra polis tekrar arka tarafı kapattı. Her taraf birbirine girdi. Koşuşmalar başladı. Bu arada o yakasında bayraklı olanlar miting meydanına hücum ettiler. Geçmiş senesi 16 Haziran günü dev gençli arkadaşlarımla beraber Kartal'dan gelen yürüyüş koluna katıldık. İşçilerle birlikte Kadıköy'e doğru yürümeye başladık. Ben ve arkadaşlarım kortejin ön kısmındaydık ve tabii Ergin abi de bizimle beraberdi. Bağdat Caddesi'nde iki sefer asker kordonunu açtık ve Kadıköy'e yaklaştığımızda Kurbağalıdere Köprüsü'nün üzerinde büyük bir çatışma çıktı. İki tane işçi öldü, ardından iki tane polis. Büyük karışıklık. Kitle Kadıköy Meydanı'na doldu. Orada askeri cipler, arabalar geçiyor, sirenler çalınıyor. Büyük bir kaos, büyük bir karmaşa. Ergin abiyle beraber birebir bütün o kaosu, bütün o şiddeti birlikte yaşadık. Mücadele yükselince bu sefer de gene işte ordunun Cevdet Sunay vasıtasıyla, Memduh Tağmaç vasıtasıyla 12 Mart darbesini yaparak devrimci potansiyeli ve devrimci gençleri bir kısmını hapishanelerde, işkencelerde süründürdü. Bir kısmını da idam sehpalarına, bir kısmı da kurşunlara hedef edildi. Müthiş şiddetli ve yoğun baskılı bir yönetim devri başladı Türkiye'de. Birçok yazar, çizer, üniversiteli öğrenci, bildiği öğrencileri alıp peşinde sürükleyen öğrenci liderleri hepsi toplanıp çeşitli cezaevlerine konuldular ve mahkemelere, Selimiye Kışlası'nda kurulan sıkı yönetim mahkemelerine sevk edildiler. Orada birçok cezalar verildi. Harp okulu öğrencileri atıldı okullarından. Birçok insanın yani canı yanan olaylar oldu. Yönetimde 12 Mart döneminde mahkemede bir iş yaptım kendime göre. Mahkemeye girerken herkesin üstü aranırdı. Benim şöyle büyük çanta vardı. Ben onun içine kitap doldurmuştum. Tam yargılanma sırasında bir ara verdi hakim. Kalktım bütün tutuklara birer tane kitap verdim. Büyük olay oldu. Beni içeri çağırdılar. Vay sen burada nasıl kitap dağıtırsın, ne yaparsın diye. 12 Mart faşizminin en azgın günlerinde sıkı yönetim komutanı Faik Türün Ergin abiden elindeki belgeleri, fotoğrafları, filmleri istedi. Ergin abi hapis tehdidine rağmen bunların hiçbirini vermedi. Maltepe'deki Zırzı Tugay'ın içindeki hapishaneye götürdüler Mahir Çayan'ı falan. O sırada İlhan Selçuk'u da içeriye almışlardı. İlhan Selçuk'u görelim diye şeye gittik, oraya cezaevine. Biz orada konuşurken Mahir Çayan'ı da getirdiler. Mahir dedim, bir şey istiyor musun? Bir isteğin var mı falan. Abi dedi, üşüyorum dedi. Ya bir battaniye, bir kazak mazak bir şey yollayabilirsen dedi. Sevinirim dedi. Al dedim, kazağımı sana vereyim dedi. Kazağımı çıkardım, Mahir'e verdim.
Sonra Mahir'i Kızıldere'de öldürdükleri zaman baktım o benim kazak Mahir'in üstünde. Tabii dokundu bana yani, üzüldüm. Çocuk delik de çıkıyormuş kan içinde, bizim mavi üç düğmeli kazak şöyle dik yakalı. Mahir'in üstünde orada. İşte o da öyle gitti. Orada öldüler biliyorsunuz onlar. Mahkemede yargılanırken diğer idama giden çocuklarımızla beraber bir fotoğraflar da vardır. Deniz'in cenazesini almaya gittik şeye. Ankara'ya mezarlığa götüreceğiz. Onunla basitti Taylan'ın yanına gömülmüş ama Taylan'ın yanı doluydu, yakınına bir yere gömülmüştür. Cenazesini çıkardık arabadan. Musalla taşına konacak işte. Hoca efendi dedi ki, ben dedi bunlara dedi dua etmem dedi. O dedi idam edilmiştir, bunların duası olmaz dedi. Zart etti, zurt etti, böyle bir takım mukalaca laflar etti. Etmesen etme ulan dedik. Elbet dedik, onun cenaze namazını kılacak içimizden bir adam. Bunu defol git dedik herife. Herife kovduk imamı. Sonra o aileden olan insan kimse bilemiyorum. Cenaze namazını o kıldırdı. Ve mezara konuş duasını o adamcağız yaptı. O bana daha çok dokunmuştu yani. Herhalde babamı en çok etkileyen bence Denizler'in ölümüdür. Mahir Çay'ın ölümüdür. Onlara sık sık konuşulur ve hep yani bunları anlatırken babamın gözlerinin dolduğuna şahitlik etmişimdir. Ben severdim Deniz'i çok. Kabadayı çocuktu. Yiğit oğlandı. Temmuz sabahı bizim deniz piyade birliklerini Kıbrıs'a taşıyan çıkarma botlarıyla adaya çıktım. Karşıdan o zaman müthiş bir ateş geliyordu. Bizim asker çıktıktan sonra ateş gelen tarafa doğru hücuma kalktı diyeyim. Ve orayı aldılar, o tepeyi. Öyle ilerlemeye başladık. Bu ilerlemelerimiz günlerce sürdü. Savaş muhabiri babam. Çok acı olaylara tanıklık etmiş. Hep mesela kendi anlattığı bir şey var. Kıbrıs'ta bir eve geliyorlar. Ev boş. Fakat taranmış bunlar girmeden önce eve. Dolabın içinde anne ve çocuklarının işte sarılmış birbirlerine cesedini buluyorlar. Onun gibi daha benzer pek çok kötü anıya sahip babam ama hani bunları nasıl taşıdığını ona sorduğumda, hani bunlarla yaşamaya nasıl alıştığını, hani şey diyor derdi hep babam, hani savaş muhabirinin yüreği nasır tutar yani. Görürsün de o an senin için önemli olan, hani orada bırakıp kendini ağlayamazsın tabii ki. Olayın içine girip resmi çeker, sonra üzülürsün. Bizde o zaman böyle fotoğraf yollama falan olasılığı yok. Ancak oradan kalkan bir helikopter var Kıbrıs'tan. O helikoptere yetişiyoruz. Filmlerimizi veriyoruz. Helikopter Kıbrıs'a indiriyor. Kıbrıs muhabiri oradan alıyor onu. Adana'ya postalıyor. Adana muhabiri alıyor, İstanbul'a yolluyor, İstanbul'da yıkanıyor, basılıyor falan filan. Bir ateş geldi, ben vuruldum orada. Söylerken tabii tüylerim diken diken oluyor. Öldü haberini aldık. Kıbrıs Savaşı'ndan öldü haberi geldi bizim eve. Hani kabus gibi çöktü. O adamın yanına gittim ama o da benim karnıma makinalı tüfeğini dayadı böyle. Kimsin sen dedi falan. İşte ben gazeteciyim, şuyum buyum falan anlatıyoruz. Kırık dökük İngilizcemizle. O da döndü bana dedi ki, ben de gazeteciyim ama dedi, ne yazık ki şimdi birbirimize düşmanız dedi orada dedi. Bir Rum askeri garnizonuna götürdüler. Orada da biraz gene artık bende derman kalmadı. Devamlı kan fışkırıyor oradan.
böyle bir yarım saat geçti orada. Yarım saat sonra tekrar bir başka zırhlı arabayla sizi götürüyoruz dediler. Beni bir hastaneye götürdüler. Beni götürdüler hastaneye. Ama Cengiz'den Adem de benimle beraber geldiler. Seddedeyken hastaneden bir grup hemşire, doktor falan benim başım ucuma toplandı. Hemşireler bana yumruk vuruyorlar hastanede. Fakat o sırada bir doktor geldi böyle pelerinli falan. Yanında da 5-6 tane hemşire var. O beni vuranlara hepsini kovdu oradan. Hepsini kovdu. Benim o sediyi ittirmeye başladı hastanenin içine doğru. Bana dedi ki hiç dedi, endişe duyma, korkma dedi. Ben dedi Hipokrat yemini etmiş bir adamım dedi. Orada dedi benim güvencemdesin dedi. Benim o sırtımı ameliyat etti adam. Beni götürdüler hastanenin üst katında bir odaya yatırdılar. Sonra biraz daha zaman geçti. Bir baktım bir sedyede Adem'i getirdiler. Yanıma yatırdılar. Ama Adem hiç tabut gibi. Hiç ses yok Adem'de. Adem komada. 10 gün Adem'den cevap alamadım ben hiç. 10 gün sonra şöyle bir kendine geldi. Abi dedi, kaçalım dedi. Nereye kaçacağız oğlum dedim. Ne senin halin var ne benim sen kanında. Sen dedim sonra niye vurulduğunu bana söylemedin. Ben dedi senin yanında. Vurulmadım ki dedi. Sen dedi ameliyathaneye gittin dedi. Birisi dedi hastanenin bahçesinde bana ateş etti dedi. O zaman kimin de ateş ettiğini görmedim dedi. Zaten gözlerim bağlıydı dedi. Bir yere götüreceklerdi herhalde bizi dedi. O arada birisi beni vurdu dedi. Bu esnada maalesef arkadaşı Adem Yavuz hayatını kaybetmiştir. O doktorla da 35 sene sonra bir araya geldik. Şimdi hala telefonla görüşüyoruz. Doktorluğu bıraktı. Emekli olmuş. 80 yaşının üstünde. Oğlu geldi bize. Misafirimiz oldu falan. Hala bir derdi, bir sıkıntısı olursa bizi mutlaka arıyorlar oradan. Biz de onları arıyoruz. Böylece ahbap olduk. Ama ben doktorun çok iyiliğini gördüm yani. Hayatımızı kurtardı. Ergin abi benim için ve benim kuşağım için önce bir kahraman. Çünkü benim mesleğe başladığım ay o Kıbrıs'ta yaralanmıştı. İlk karşılaşmam zaten Günaydın Gazetesi'nde olmuştu. Yarasının pansumanı için bir doktor geldiğinde biz etrafında toplanıp onu izlemiştik. Yaralı bir halde geldi ve onu bile neşeye dönüştürdü. Hani biz yarasına oyun oynayarak işte abimle ilaç serperdik işte. Nasıl yaralandığına dair bize komik hikayeler anlatırdı. Yani küçük de olsa öyle anan onları hatırlıyorum. Yani acıyı da bize hissettirmediğini hatırlıyorum. İyi bir şeymiş gibi yaralandığını anlattığını hatırlıyorum. Birinci Arap-İsrail Savaşı vardı. Sonra ikincisine de gittim. İki Çöl Savaşı'nda da orada oldum. Süveyş kanalına kapatılması olaylarında bulundum orada. Sonra geldik. Sonra El Fethi'ye gittim. El Fethi komandoları, gerillaları arasında kaldım. Ondan sonra Irak-İran Savaşı'na gittim. Babam ateşli bir adam yani. Hala 80'ine şurada birkaç sene sıkıntı kaldı ama hani babam gel savaş var, işte gel olay var deseler hemen gider. Babam benim hatırladığım kadarıyla herhalde 10-15 tane savaşa gitmiştir. Savaşa ilk defa ben harbi götürdüm. Gazeteci grubunun başında Iraklı Haşim Şebib diye bir adamcağız var. O gün bizi cepheye götürdü. Fakat cepheye giderken çok karışıklık çıktı. Kimisi ben gitmem dedi, kimisi otobüs yollarında ağlamaya başladı. Ondan sonra ben buradan öteye gitmem dedi, kimisi bilmem ne dedi. Ertesi gün dedi ki adamı ben seni götüreyim dedi yalnız dedi. İkimiz gidelim dedi. Seni de aşağı Abadan'a kadar, petrol kulelerinin yandığı yere kadar götürürüm dedi. Ertesi gün işte savaş ne olur abi dedi. Beni de götür dedi. Beni yalnız bırakma dedi. Peki dedim seni de alayım. Savaşı da aldım yanıma. Beraber gittik. Bir bombardıman, ağır bir bombardımanın altında kaldık. Uzun süre çıkamadık oradan. Yol altında bir yere girdik. Akşam dönerken bizim konvoyu İranlılar ateş altına aldılar. O konvoyundaki arabalar yandı ve orada bir hayli Iraklı asker öldü o zaman. Böylece de savaşta işte savaş mağdur oldu. Herkesin yapabileceği bir
iş olarak da görmüyorum. Babamdan başka da bence o dönemde savaş muhabiri zannetmiyorum. O kadar yüreklisi olmamış. Yani savaşı uzaktan takip eden muhabirler muhakkak var ama birebir cephede yaralanan, savaşan bir dönemde yoktu. Otel damından gazetecilik yapmamıştır. Tank üzerinde yatıp mermilere karşı fotoğraf çeken bir gazetecidir. İkinci çıkartma daha savaş bitmemişti. Gittiğimizde ben sanırım 11-12 yaşındaydım. İnsan cesetleri sokaklarda yatarken beni götürdü oraya. Erkek olmaya başladığım zamanlarda babamla olan ilişkilerim de daha fazla artmaya başladı. İşte babam çok önemli bir tatbikata, gerçek mermi kullanılan bir tatbikata beni yanında alır götürürdü. İşte bir meydan kavgasını gider, beni de yanında götürür. Kendi yanında gelen bir arkadaşının yanına beni bırakarak fotoğraf çekmeye giderdi. Bizim için dedim ya, önderdi çünkü onun öncülüğünde yaptığımız çok iş vardı. Bırakın o sokaklarda yaşadığımız toplumsal olayları, takvimleri vardı. Hadi çocuklar gidiyoruz tatbikata derdi mesela. Atlar bizi Sarıkamış'ta bir metre kat içinde -30°C'larda daha çıkarır. Hadi burada güzel bir tatbikat çekelim derdi. Hakikaten bir savaş gibi o savaş tecrübesini bize orada aktarır. Olmamız veya olmamamız gereken yerleri kendisi belirler. Fotoğrafları çekerdik. Ondan sonra da tabii ki o fotoğrafları getirin bir görelim derdi. Zaman zaman isterdi. Çünkü onun projeksiyonları vardı. Yani yapmış olduğu çalışmada ele aldığı bütün kişiler onun için önemli. O poz veren asker varsa, o askeri kendi değil ben çektiysem benden o fotoğraf alınır, basılır ve o askere gönderilirdi. Babamın tarzında erkek olmayı öğrendim. Hiçbir şeyden korkmamayı öğrendim. Cesur olmayı öğrendim. Dürüst olmayı öğrendim. Ona yaslanabilmeyi, çok rahat yaslanabilmeyi öğrendim. Umarım benim çocuğum da ona yaslandığım gibi bana yaslanır. Herkesten öğrenemeyeceğim çok önemli bir şey var ki altını çizmek istiyorum. Babam bana önce insan olmayı öğretti. Ben de çocuklarıma şimdi ondan öğrendiğim insanlığı öğretmeye çalışıyorum. O dönemin popüler kişileriyle yapılan röportajların birçoğunda Ergin Konuksever'in imzası vardır. Babamın liderlerle arası çok iyiydi. Bunu örneklemek gerekirse Erbakan'la da iyiydi, Demirel'le de iyiydi. Hatta Demirel için bir kitabı bile vardır, Çoban Sülü. Çoban Sülü o zaman hayli yankısı olan ve o konuda yapılan yani o tür bir röportajda ilk örnektir. Bir başbakanın hayat hikayesini yazmıştık orada. Nasıl bir köy çocukluğundan nasıl başbakan olduğunda yani objektif metiye yazmadan yapılmış bir röportaj. Köy çocuğu koyun otlatmaktan gelmiş. Türkiye'de teknik üniversiteyi bitirmiş. Başbakan olmuş. Vallahi ben bir yeni liderlerle yakın olmadım. Benim yakın olduğum liderler Bülent Ecevit'ti yani yakındık. Çok da severdim, çok da saygı duyduğum bir insandı. Sanırım Ecevit de onu çok severdi. Şeye gittik Romanya'da. Ecevit çok merak edermiş ve takip de edermiş eserlerini. Romanların meşhur bir ressam ve heykeltıraşı var, Brancusi. Orası basit bir köy ama işte Brancusi'nin evi var. Bahçesinde yaptığı eserler var, evin içinde yaptığı eserleri var Brancusi'nin. Onları gösterdiler falan bize. Bu arada da bir Roman folklor ekibi geldi oraya. 5-6 tane delikanlı dans ediyor. Bir tane de bir kız var içlerinde. O kızın elinde bir atkı var böyle uzun. Bu kız böyle dans ederek gelerek geldi. Bizim arkadaşlar yemek yiyor. Herkes yemek yiyor. Ben de şöyle kenarda duruyorum. Elimde de şu makine var. Böyle bir makine var. Kız en sonunda o boynundaki atkıyı Bülent Ecevit'e attı. Bülent Bey çekti, dudaklarından öptü. Herkes oturduğu için kimse işin farkında değil. Ben tak dedim, bir tane bastım. Bülent Bey geldi bana dedi ki, yani hikmet dedi, bir ricam var dedi. Şu
bizim hanımı biraz teskin eder misiniz dedi. Ne oldu? O çektiğiniz fotoğraftan dedi ama siz gidin teskin edin dedi. Peki dedim, ben gittim şeye, hanıma. Efendim dedim, sizi üzmüşüm galiba dedim. Yani böyle bir şey olmuş dedim. Üzmek istemem falan. Yok dedi, üzülmedim dedi. Şimdi o fotoğrafı dedi, kullanırsınız dedi. Bülent işte Romanya'ya gitti. Komünistlerle alem yaptı. Kızlarla öpüştü müpüştü derler dedi. Türkiye'de dedi. O bakımdan dedi. Yani onun dedi yayınlanmasını istemiyorum dedi. Olur dedim. Filmi vereyim size. Buyurun dedi. Makineyi geriye aldım. Benim. Yo dedi. Yayınlamayacak mısınız dedi. Evet dedim. Yayınlamayacağız. Ne olacak dedi. Siz söz verdikten sonra bana dedi. Filmi niye veriyorsunuz ki dedi. İşte. Ve ben orayı çok benden istediler. Hala da istiyorlar. Vermedim kimseye. Rauf Denktaş, ki kendisine amca demişliğim vardır, Kıbrıs Savaşı'ndan sonra kendi silahını babama hediye etti. Babam onu hala gururuyla saklar. ...68 hareketinin bütün eylemlerinde, üniversite işgallerinde, 1969 Kanlı Pazarında, 1970 15-16 Haziran'ında Ergin abiyle bütün bu olaylarda beraberdim. 77 1 Mayıs'ında da beraberdik. İlk başta çok büyük bir coşkuyla başladı. Yüz binler Taksim alanını doldurdu. Mitingin sonuna doğru son giren kitlenin ardından patlayan silah sesleri birdenbire ortalığı cehenneme çevirdi. Büyük bir kaos yaşandı. İnsanlar kaçışıyor, haykırıyor. Bir kısmı kurşun yememek için yerlere yatmış, yapışmıştı. İşte o sırada Ergin Kumruksever elinde kamerası bütün o anı, bütün o kaosu, bütün cesaretiyle, bütün gazeteciliğin ona getirmiş olduğu büyük tecrübeyle 34 canın yitirildiği, insanların öldüğü anı an be an hepsini tespit etti. O 80 öncesinin müthiş kaos günlerindeydik. Üniversitede olayları izliyoruz. Geçmişten devralınmış bir devrimci mücadelenin kendi yorumuyla, yeni bir yorumuyla ülkedeki gericiliğe karşı başlattığı bir sokak savaşı. Ve o savaşta gariptir. O günkü gazetelerde böyle günlük katliam raporları gibi raporlar yayınlanırdı. Yüzlerce insan hayatını verdiği bir dönemdi. 74'te başlayan bu dönem. Biz de Ergin abiyle beraber onu çömezde olarak o sokak çatışmaları içinde, o baskınlarda, o abuk subuk yerlerde bulunuyorduk. Geceleri evimiz basıldı. O yasaklanmış kitaplar benim yatağımın altına saklandı. Birileri tarafından aranıyordu. Geceleri eve gelemiyordu. Gece saat 2'de gelir beni okşar öper koklar giderdi. 12 Eylül'ün geleceği artık çok belliydi yani. Geliyordu. Her gün bir olay olurdu. Yine ölümler oluyordu. Anadolu'da ölümler oluyordu. İstanbul'da oluyordu. Trakya'da olan yerde ölümler oluyordu. Sonra bir sabah işte tank sesiyle, tank sesleri duyulmaya başladı. Fırladık gittik. İşte Karaköy Köprüsü'nün, benim burada bir fotoğraf vardı. Tanklarla beraber Karaköy Köprüsü'nün başında. Böylece de 12 Eylül'de gördük. Diyebilirim ki yakın tarihimiz Ergin Konuksever'den sorulmalıdır, sorulur. Ergin abinin hayatında Taksim Meydanı bir böyle film şeridi gibi gözünüzün önünden geçtiğinde
Atatürk Lisesi'nin bayrağıyla başlar. Maalesef Gezi Parkı kurbanlarının önünde bir saygı duruşuyla biter. Gezi olaylarını yürekten desteklediğine inanıyorum. Gezi Parkı'na beraber gittik. Kızım da bizimleydi. Hani gözlerinden mutluluk okunuyordu bir yandan ama bir yandan da herhalde görmediği farklı bir tepkiydi. O ikisinin orada oluşu tanıklık etmem benim açımdan ayrıca hoştu tabii ki yani. Kızımın da babamın da benim de desteklediğim bir yerde olması. Tek kare anlatmaya çalıştığınız şeyi o kadar güzel gösteriyor ki her yanıyla, ışığıyla, yüzündeki ifadesiyle, oradaki sefaleti ya da mutluluğuyla olayı ondan daha güzel anlatabilecek bir şey yok. Görselin gücünü herhalde ilk kabul edenlerden birisi Ergin abiydi. Bana göre Deniz Gezmiş'in o fotoğrafı Türk medyasında ikon fotoğraflardan birisidir. Çok çok önemlidir. Nasıl Küba'da Che'nin o bereli fotoğrafı neyse bizde de Türkiye'de de Anadolu insanı için, Türk insanı için de Deniz Gezmiş'in o parkalı emniyet müdürlüğündeki fotoğrafı odur. Deniz gibi memleketini seven, deniz gibi gözü kara, deniz kadar cesur insanlara bu ülkenin hala ihtiyacı var. Bu memleketin satışına, bu şekilde satılmasına bir gün dur diyecek olan yeni vatansever öğrenciler çıkacaktır. Ergin Konuksever, devrimci kişiliğiyle, objektifi ve kalemiyle gerçeği yakalamış, onu müzeciliğiyle saklamış, günümüze taşımış çok önemli bir gazeteci, bir ustadır. İşin erbabı ama en önemlisi insan Ergin Konuksever. Hatıra, insanlar geliyor gidiyor ama fotoğraflar kalıyor. İşte böyle kalıyorlar. Fotoğraflarda yaşadığınız kadar yaşıyorsunuz. Üst tarafı hikaye.